Mac bilgisayara virüs bulaşır mı? Mac dünyası ve virüslerle ilgili pek çok şey yazılıyor. Mac'lerin artık virüs saldırılarına açık olduğu söyleniyor. Eski günlerin geride kaldığı ifade ediliyor. Mac Defender olayı her ne kadar bazı kullanıcılar için sıkıntı yaratan bir konu olsa da mevcut durumu farklı bir açıdan değerlendirmek ve dinleyicilerime ışık tutacağına inandığım bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Mac'ler ve virüsler. Mac'lerle ilgili yaygın inanışların bir tanesi de Mac'lere virüs bulaşmadığıdır. Bu elbette %100 doğru kabul edemeyeceğimiz kadar kesin bir ifade. Windows'taki virüslerin çok büyük bir kısmı Mac'ler için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Bu doğru. Ancak hiçbir sistem bu kadar kesin söylenemeyeceği gibi asıl önemli olan bu sistemleri kullananlar insan olduğu sürece kandırmanın ya da dolandırılmanın her zaman mümkün olduğu. Güvende miyim? Güvenlik gibi bir konuda da insanları korkutmak ve yönlendirmek sanıldığından çok kolay diyebiliriz. Basında geniş yer bulan konular aslında sanıldığı kadar kritik olmayabiliyor. Mac Defender olayı sonrasında bazı Mac kullanıcıları gelecek için endişeli olabilirler. Ancak değişen şey Mac'lerin güvenliği değil, Mac kullanıcılarını hedef alan kişilerin taktiklerini değiştirmeleri. Yani özetle kullanıcılar olarak bize düşen görev bu konuda panik yapmak ve endişelenmek değil, Mac'imizin güvenliğine önem göstermemiz ve uyanık olmamız. Saldırı çeşitleri. İnternet dünyasında pek çok dolandırıcılık türü mevcut. Ancak bunları kabaca 4 ana başlıkta toplayabiliyoruz. 1. Kendi kendine yayılan programlar, virüsler gibi yayılan malware. 2. Güvenliği zayıf web tarayıcılarına belirli sitelere girdiğimizde karşımıza çıkanlar, drive-by. 3. Bizi kandıracak kendi sisteme yükletilen programlar, Mac Defender ve benzeri. 4. Bilgisayarımıza bir şey yüklemeden bizi internet üzerinden kandıranlar. Mac kullanıcıları şimdiye kadar çoğunlukla dördüncü tipteki saldırılarla karşılaştılar. Ancak Mac sayısı, popülaritesi ve kullanıcı kitlesi sebebiyle 3. tipteki saldırıları da görmeye başladık diyebiliyoruz. Hala güvenlik açıkları var mı? Yıllarca Windows üzerindeki saldırılar bizleri bezdirdi. Sıkıntıya soktu. Güvenlik açıkları kapanmasına rağmen güvenlik paranoyası sebebiyle antivirüs yazılımları yükledik. Yetmedi, bunları sık sık da güncelledik. Hatta Microsoft'un açıkladığı bir rapora göre Windows 7 bile güvenlik konusunda eskiye göre iyi bir seviyede. Ve Windows 7 kullanıcıları Windows XP kullanıcılarının yaşadığı pek çok güvenlik sorununu yaşamıyor. Ancak saldıranların hedefleri hiçbir zaman bilgisayarımız olmadı, asıl hedef hep bizdik. Bilgisayarımız ise bu konuda sadece bir araç. Çeşitli görüntüler, uygulamalar ve web sayfaları ile bizi kandırıp cebimizdeki kredi kartına ulaşmak bu kişilerin en büyük hedefi. Bu sebeple Mac'lerimiz daima hedef tahtasında yer alıyor olacak. Ancak en kritik nokta bizim bu konularda bilgili ve uyanık davranmamız. Hedef kullanıcılar. Mac'ler daha popüler oluyor. Kullanıcılar artıyor. Windows eskisine oranla daha güvenli hale geliyor. Bu sebeple saldırganlar da insanları kandırmak için farklı taktikler uygulamaya çalışıyor. İşletim sistemleri güvenli hale geldikçe saldırganlar da en kolay hedefe yöneliyor. Kullanıcılar amaçlarına ulaşmak için bizi kandırmaya çalışıyor. Sahte uygulamaları bile bile bize yükletmek istiyorlar. Bogdan virüsler Microsoft üzerinde çok uzun süre baskı oluşturdu ve insanların tepkileri sonucu onlar bir şey yapmak zorunda kaldılar ve yaptılar, diyor. Yine de 3. parti yazılımda güvenlik açıklarını kapatma süresi çok kısadır. Bu nedenle 3. bir parti yazılım tercih edilmeli. Risk konusunda daha iyi bir fikir edinmek ve bağımsız antivirüs araştırma enstitüsü AV-TEST'e de sorduk. Sadece bu yıl 48 milyondan fazla yeni benzersiz malware örneği tespit ettik ve kaydettik. Ve bunların %98'i Windows Pro platformu için yazılmıştı diyor AV-TEST CEO'su Andreas Marks. 5000 yeni virüs macOS X için yazılmış fakat malicious türü bir yazılım yok. Windows neden hedefti? Hala bazı nedenlerle Windows makineleri Mac'e göre, Android ise iOS'a göre hacklerin öncelikli hedefi durumunda. Andreas bunun nedenini Windows ve Android'e malware yazılımlarını adapte etmek daha getiri sağlayıcı diye açıklıyor. Yani şu anlamda Windows ve Android'de malware yazılımlarının sunduğu şeyler daha fazla ve bunlara malware yazmak daha kolay. Son nokta amaç para kazanmak olduğu için de getirisi yüksek olan bu makineler daha çok hedefti. Nasıl korunulabilir? Eğer endişeleriniz varsa ve korunmak istiyorsanız yapacağınız şeyler çok basit. Andreas ve Bowden'ın önerileri neredeyse aynı. 1. İşletim sisteminiz ve uygulamalarınızı güncel tutun. Her zaman son güvenlik güncellemelerini yapın. 2. Antivirüs yazılımı ya da güvenlik paketi kullanın. AV-TEST gelecek hafta yeni bir macOS X güvenlik raporu yayınlayacak ama Andreas, Avast, Avira, Bitdefender, Kaspersky ve Symantec'in tespit skorunun %100 olduğunu söylüyor. 3. Tehditlere karşı uyanık olun. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa şüphelenin. Arkadaşlar bu noktada şunu dile getirebilirim. Macintosh bilgisayarlar yani Mac bilgisayarlar Apple'ın ürettiği önceki dönemlerde yani bundan yaklaşık 10 sene ya da 7-8 sene önce gerçekten virüs konusunda çok başarılıydı. Hiç bulaştırılamıyordu. Ama son dönemlerde benim de takip ettiğim bazı güvenlik sitelerinde çeşitli exploit yazılımları Mac içinde oluşturulmuş durumda. Tabii bu exploitler direkt kullanıcı bilgilerini hedef almıyor olabilir ama bilgisayara girmek amaçlı bazı exploitler mevcut. Tabii Apple da bunu anında güncelleyip üst sürümlere geçirtiyor. Bu yüzden güncellemelerini almanızı tavsiye ederim. Yani macOS'ta olsa mutlaka yeni çıkan güncellemeyi edinin derim. Windows'larda zaten update çıktığı anda yapmanızı tavsiye ederim. Windows'lar daha büyük tehlikede. Bu makalede de size değindim. Macintosh'ların hedefe alınmasının nedeni aslında bir nevi iOS işletim sistemini de hedef almak. Çünkü biliyorsunuz artık teknoloji geliştikçe insanlar daha çok cep telefonları ve akıllı cihazlarla internete giriyor. Haliyle bunlar da hedefe alınmaya başlandı. iOS ve Mac de bu yüzden kullanıcı sayısı arttığı için hedefin dahilinde. Kesinlikle ilk başta da makalede bahsettiğim gibi %100 güvenli diye düşünmeyin. Size atılacak bir mail ile bile karşı taraf sizin bilgilerinizi elde edebilir. Bu yüzden bilgisayar güvenliğinden önce kendinizin de uyanık olmasını mutlaka sağlayın. Yani bir şeye tıklamadan önce, bir şeye bakarken ve okurken o mailin gerçekten o kişiden gelip gelmediğini veya bir uygulamayı yükleyecekseniz eğer bu Apple'ın marketinde de olabilir, Google'ın marketinde de olabilir. Uygulamayı yüklemeden önce gerçekten kaynağı güvenilir mi, kim yazmış vesaire. Bu tarz detaylara dikkat etmeniz sizi mümkün mertebe koruyacaktır.